Selamlar dostlar. Zelda yani Legend of Zelda Tears of the Kingdom oyununun OLED performansına bakacağız ve oyun hakkında da ilk izlenimi söyleyeceğim. Zaten YouTube kanalında 2,5 saat kadar canlı yayın yaptık çıktığı gün ve uzun süredir de oynuyorum. Hani yayından sonra da oynadım. Dün de oynadım, şu anda da oynuyorum gördüğünüz gibi. Bugün de oynadım. Oyuna aşık oldum dostlar. İlk izlenimi ve fikirlerimi söyleyeceğim. Aynı zamanda da OLED performansına bakmış olacağız. Şu anda yağmur yağıyor. Yağmurlu bir yerde sizi göstermeyeyim. Şöyle uyuyayım abi. İlk başta yukarıda bir adada gökyüzünde bir adada geçiyor. Sonra oradan sonra yere iniyorsunuz. Olaylar başlıyor. Tabi oraya geri dönebiliyorsunuz ama şimdilik yerde takılıyorum. Ama her adada da gidebiliyorum yukarıya. Oyun inanılmaz geniş. O ilk bölüm bile çok genişti. Grafikler Breath of Wild'a göre daha güzel olmuş bence. Uzaklara daha mesela uzak şeyi draw distance dediğimiz mesafeyi görebilme detayları arttırılmış. Hatta bu Xenoblade Chronicles yapan mükemmel firma Monolith yardım etmiş Nintendo'ya. Breath of Wild'dan sonra hani bu Tears of Kingdom yaparken yardım etmiş. Zaten onların da parmağı var. Adamlar zaten bu cihaza inanılmaz kalitede open world oyun yapabiliyorlar. Bakınız Xenoblade Chronicles 3. Evet, böyle bir yere geldim ilk olarak. Size bir kasabada işte göstermek istedim. 30 FPS'in altına düşse de abi FPS'e gerçekten takılmadım ben ya. Oyun o kadar zevkli, o kadar güzel ki ve açık dünyayı bu grafik şeklinde o kadar güzel sunuyor ki açıkçası 20'ymiş, 30'muş çok takılmadım. Ama tabii ki de isterdim şu oyun 4K olsun, daha yüksek çözünürlükte olsun. 60 FPS, 120 olsun isterdim ama bakın abi mükemmel ya. Yani bunda bile güzel. Adamlar zaten çizim tekniğini bence Nintendo Switch'e göre yapmışlar. Biraz böyle çizgi filmsi, birazcık gerçekçilik. Arada derede bir yerde. Şöyle açık dünyayı size göstereyim. Tabii ki de Breath of Wild'la aynı yerlerde geçiyor ama oyun bana başka bir oyunmuş gibi geliyor. Adamlar bunu yapmaya becermiş ilginç bir şekilde. Bir de şu güçler falan var ya, işte Ultra Hand, Fuse ve işte Recall. Harita bu tabii. Daha şuraya da şeyler gelecek sanırım. Ultra Hand'in bir tane buraya şey geliyormuş. Hızlı bir şekilde yapma geliyormuş. Build etme hızlı bir şekilde. Ama ileriki yerlerde ona bakacağız. Hani bunlar falan mesela çok fazla. Mesela Ultra Hand bir önceki oyundaki mekaniğe benziyor. Magnetis'e benziyor ama onda sadece metalleri oynatabiliyordu. Bunda her şeyi oynatabiliyorsunuz. Bu çok güzel olmuş. Buna ek olarak çizimler, grafikler güzel. Hikaye anlatımı çok iyi olmuş. Ben hikaye anlatımında Breath of Wild'da biraz eksiklik olduğunu düşünüyordum. Bunda o mesela o detay çok iyi. Tabii ki de Breath of Wild açık dünyayı deneyimlemek için yapılmış bir oyunda ama bunda hem açık dünyayı deneyimliyorsunuz hem de hikayeyi deneyimliyorsunuz. Çok güzel abi ya. Yani bayıla bayıla oynuyorum. Her Zelda severe de bu oyunu tavsiye ederim. OLED'de de gördüğünüz gibi çok güzel gözüküyor. Hatta bakayım. Parlaklık falan her şey sesi de biraz açalım. Şöyle biraz size buraları göstereyim abi çok konuşmadan. Hatta ata bile binebiliriz. Loadingler biraz fazla ama o artık yapacak bir şey yok. Bir shrine'e girerken ve işte böyle fast travel'larda loadingler uzun. Ben PlayStation 5'ten ve PC'den alıştım. Orada inanılmaz düşük loading hızları var. Yine de kabul görülebilir diyebilirim. Ama shrine'e gir çık biraz uzun. Onunla yalan yok. Shrine'lar çok zevkli. Ve ben henüz gelmedim ama Legend of Zelda serilerindeki büyük haritalar yani büyük dungeonlar da varmış. Yani ben henüz öyle bir şeyle karşılaşmadım. Bir de ilginç bir şey gördüm. Onu da söylemem lazım dostlar size kesinlikle. Breath of Wild'daki iki tane atım vardı benim. O atların burada görebildim. Stable'da görebildim. O da ilginç. Yani save'imi gördü herhalde oyun. Mesela şu atlar Epona. Bu atlar mesela şeydeydi benim. Epona'yı bir alayım. Bunlar benim Breath of Wild'daki atlarımdı yani. Epona'mızı alalım geçelim buralara. Çok güzel ya. Ya bana daha güzel geliyor grafikleri. Bilmiyorum ya açıkçası. Breath of Wild'a göre daha güzel gözüküyor ya. Neden oldu bilmiyorum. Ya da OLED'den dolayı da olabilir. Ya da artık bu tarz bir açık dünyayı oynayabilecek olgunlukta olmuşumdur bilmiyorum. Çünkü Breath of Wild çıktığı zaman açık dünya oyunlarına karşı böyle hep bir önyargım vardı. Sıkılmıştım hani Breath of Wild'dan. Tabii ki de oynadım, bitirdim oyunu. Hem canlı yayınlarda oynadık.
Hem bir sürü videolar çektim o dönemler. Kanalı hatta Breath of Wild'la büyütmüştüm. 2017'de çıktığı zamanlar. Ama Tears of Kingdom bambaşka olmuş olsaydı. Bakın ne kadar güzel. Özgürce gezme hissiyatı falan her şey aynı ama ne bileyim ya. Orada yanlış tuşa bastım. Gitti. Bu da güzel bir atmış ha. İlk oyunda aldığım atlardan bir tanesi. Adını Epona koymuşum. Bu oyunda da bir tane doğadan at alıp buraya koydum. Siz de yapabilirsiniz. Yani oyunun başında yapılması gerekenlerde videolar var. Onların çoğunu yapıyorum ben. Bu da işte yeni özelliklerle yapabileceğiniz şeylerin sınırı yok. O da çok güzel. Mesela Shrine'e girdiğiniz zaman bir puzzle'ı çözmek için bir sürü yöntem var. Hani sonuç aynı olsa da sonuca gitmek için yöntemlerin sınırı yok gibi bir şey. Ne bileyim işte aldığınız güçlerle araba yapıyorsunuz. Ona işte fan takıyorsunuz. Motor yapıyorsunuz. Uçuyor biliyorsunuz. İşte düşmanları öldürmek için bir sürü çeşit var. Mesela zamanı geri alma özelliğiyle mesela şu benim araçlardan bir tanesi. Bunu yapabiliriz. Bunu çalıştırabiliriz. Hadi onu yapalım. Şunu mesela geri koyayım. Çünkü atlarımı kaybedebiliyorum abi doğada. Şunu geri koyayım. Hadi onu yapalım. Şunu. Nerede bu? Mesela şunu alalım abi buradan. Şu tekeri buradan al. Yani bu mekanik çok iyi abi. Yani oyunu diğer oyunlardan ayıran bir özellik. Ben çocukken DOS'ta bir oyun vardı. Micro Machines diye. Benim gibi boomerlar, dinozorlar bilirler. Micro Machines'te de böyle cihazları birleştirerek deneler yapıyorduk. İşte bir cihazı A noktasına B noktasına götürmeye çalışıyorduk onunla birlikte. Yaptıklarımız şeylerle. Bunda da o var gibi. Mesela sonra nerede o? Inventörümüzdeki yanlış oldu. Şunlarla bir tane, şimdilik bir tane yapayım kıyamadım. Bunları da almak için Guardian'ları öldürüp, Guardian değil de işte bu modları öldürüp, isimleri şimdi aklıma gelmedi. Onların öldürdüğünüz parçalarını Skyrim Island'daki çeşitli yerlerde vererek şunları alıyorsun ve bunlarla yapabildikleriniz sınır yok, inanılmaz. Şu kanat mesela çok güzel. Buna işte şundan takıyorsunuz, pervane diyeyim ya da neymiş adı onu söyleyeyim. Fan yani. Fan takıyorsunuz. Fanı taktıktan sonra işte onunla uçabiliyorsunuz falan. Bunların sonu yok. İnanılmaz yalnız dostlar ya. Çok çok eğlenceli. Hani hiç ana görev yapmadan sırf bunlarla saatler geçirebilirsiniz. Tabi burada yanlış bir şey yaptım. Fanı ters taktım. Tamam, fanı ters taktım. Bir de burada bir yerde onun şeyi direksiyonu olacaktı. Direksiyonunu takmadım ya. Neyse biraz acemilik yapmış oldum ama bu mekanik çok en önemli mekaniklerinden bir tanesi. Oyun çok iyi dostlar. Hani oyunu bitirip inceleme yazmak isterdim ama oyunu bitirmem bir seneye bulabilir. Özgür özgür gezip her şeyi yapabildiğiniz bir oyun olduğu için direkt hikaye odaklı oynamaya çalışmadım. Biraz hikayede ilerledim, hani haritaya göstereyim. Buraları açtım ama yapılacak çok şey var. Gökyüzünde bir sürü haritalar var, işte bosslar var, işte ilk oyunlardaki gibi olan dungeonlar varmış. Hepsini keşfetmek istiyorum. Hepsine bakmak istiyorum. Oyunu bütün Zelda severleri, Nintendo Switch sahibi olan herkese tavsiye ederim dostlar. OLED performansı da gördüğünüz gibi çok güzel. Umarım da videoyu beğenirsiniz. Başka sorularınız, yorumlarınız olsa hepsini cevaplamak isterim. Umarım her şey yoluna gider ve haftaya çok güzel bir güne başlarız diyorum. Herkese sağlıklı güzel günler. Kendinize iyi bakın.